İkinci hocam, ikinci hızlı hazır mıyız sonuç olarak? Hazır değilim hocam. Süper bir şekilde hazırlanacaksın. Hiç şey yapma, endişe etmene gerek yok. Senle beraber çok güzel bir yazılı provası hazırladık ve bunu beraber çözeceğiz. Yapacağız. Ama öncesinde bugün bilmemiz gerekenleri birazcık hatırlayacağız. Bugün senle gerçekten hem puanlı, gerçekten 100 puan üzerinden bir yazılı puan, yazılı sınav hazırladık senin için. Ve burada gerçekten hem boşluk doldurmalar, hem işte tablo doldurmalar, işte doğru yanlışlar ve benzeri çok güzel bir sınavımız var. Ama öncesinde senle bu sınavımızda çıkacak konulara bir göz atmak istiyoruz. Hızlı bir özet geçmek istiyorum. Burada iki tane ünite çıkacak. Bir tanesi hücre ünitemiz, ikincisi de canlılar dünyası ünitemiz. Hücre ünitemizde bir kere şunları hatırlamamız gerekiyor. Hücresel yapılar ve görevleri, hücre zarından madde taşınması, bilimsel çalışma basamakları, sitoplazma ve çekirdeği çok iyi bilmemiz gerekiyor. Buradaki kolonu hatırlamamız gerekiyor. Endoplazmik retikulum. Aynen, retikulum evladım. Bunları hatırlıyor musun Tonguç evladım sen? Bazılarını hatırlıyorum hocam. Bazılarını artık önümden sağımdan sonundan bakacağım sınavda. Yapacak aynen, şey yok. Bir kere hücrenin temel yapılarını gerçekten çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hatta sana birazcık da böyle göstererekten hızlı bir şekilde örneklerle ilerleyeceğiz. Tonguç evladım, hücresel yapılar ve görevlerinde bir kere hücrenin bir hücre zarı vardı en dışarıda, hatırlıyorsan eğer. Hücre zarının içinde bir sitoplazma ve çekirdeği vardı. Sitoplazması var ve çekirdeği var. Tonguç'um, hücresel yapıların en önemlilerinden bir tanesi hücre zarı. Hücre zarı dediğimiz şey aslında hücreyi dışarıdan koruyan ve hani hücreyi madde alışverişini sağlayan bir şeydi. Şimdi hücreleri ikiye ayırıyorduk, bir de onu unutmayalım. Hücreler ökaryot ve prokaryot olmak üzere ikiye ayrıldı. Ökaryotlarda böyle çekirdek vardı, prokaryotlarda bu yoktu. Sadece hücre zarı vardı ve içindeki sitoplazma vardı. Onları hatırlarsak eğer Tonguç'um, ökaryotlar genellikle işte bütün bizim hücreler, bitki hayvan hücreleri, prokaryotlar ise Tonguç'um birazcık daha bakteriler ve benzeri. Şimdi hücresel yapılardan hücre zarının en önemli görevlerinden bir tanesi madde taşınması dedik. Seçici geçirgen bir zar modeline sahipti. Difüzyon, aktif taşıma, endositoz ve egzositoz yapardı. Difüzyon da tabii bunlar birazcık eski sınavın konuları olduğu için bunlardan daha az soru gelebilir. Ama özel olarak mutlaka üçüncü üniteden çok fazla soru gelecektir diyoruz. Hücre zarından madde taşımasına difüzyon, maddenin çok yoğun olduğu ortama, az yoğun olduğu ortama enerjisiz bir şekilde gitmesi, kendi kendine gitmesi. Aktif taşıma ise az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun ortama enerji sayesinde gitmesi. Endositoz dediğimiz şey ise, egzositoz dediğimiz şey de Stonguç'um, büyük olan maddelerin hücrenin içine doğru girmesi, hücrenin içine doğru girmesi. Egzositozsa Tonguç'um, exit, dışarı, aynen, dışarıya çıkması hücrenin içinden diyebiliriz. Böyle birazcık sembolize bir dille hatırlatabiliriz. Bunlar hücrenin içinden giremeyecek, çıkamayacak maddeler büyüklükte. Yani büyük, çok büyük maddelerin giriş çıkışı. Enzimlerdir, proteinlerdir, işte polisakkaritlerdir falan. Bunları giriş çıkış için bunlar kullanılıyor. Endositoz için iki tane yöntem vardı. Bir pinositoz ve fagositoz. Pinositozda sıvı maddeler giriyordu hücrenin içine. Fagositozda katı olan maddeler hocam, giriyordu. Hocam beğenmeniyor bunları dinlerken. Aynen. Gerçekten siz nasıl biliyorsunuz hocam? Tonguç'um bak, süper bir şekilde, eğer sessiz bir şekilde, mükemmel bir şekilde beni dinlersen gerçekten anlayacaksın. Moda giriyorum hocam. Çok fazla sabote etme beni ve mükemmel bir şekilde senle bu konuların hepsini tekrar edeceğiz, merak etme. Hatta soruları da mükemmel bir şekilde çözeceğiz. Tamamdır. Sen sadece moda gir ve çok iyi konsantre ol. Emniyet güvenimi taktım hocam. Aynen, tak bakalım, başlıyoruz. Şimdi endositoz dediğimiz şeyde işte pinositoz, fagositoz iki yöntem vardı. Difüzyon dediğimiz şeyde difüzyonu bir kolaylaştırılmış difüzyonun versiyonu var. Bunların yanında da işte kolaylaştırılmış bir difüzyonda birazcık daha enzimler işin içine giriyor. Aktif taşıma dediğimiz şeyde az yoğundan çok yoğun atoma gidiyor. Yine küçük moleküller, ama şu ikisini de unutmayalım Tonguç'um. Difüzyon dediğimiz şeyde bir de ozmos vardı. Ozmos dediğimiz olay suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gitmesidir. Unutma, ama suyun diyoruz. Neyin yoğunluğuna göre? Maddenin yoğunluğuna göre bilmemiz gerekiyor. Tabi burada emme basıncı, işte emme kuvveti, işte ozmatik basınç, turgor basıncı, bunlar da daha farklı faktörlerdi. Bilimsel çalışma basamaklarına baktığımız zaman işte ilk başta gözlem yapılıyor, sonra hipotezler, sonra işte bu hipotezlere dayalı kontrollü deneyler yapılıyor. Kontrollü deneylerden sonra da işte sonuçlar ortaya çıkıyor. Sonuçlarda ya bu hipotezi doğruluyor ya da yanlışlıyor. Bu bilimsel çalışma basamaklarını bilmemiz gerekiyor. Sitoplazma ve çekirdeğe baktığımız zamansa tabii ki sitoplazma ve çekirdeğin içinde bir sürü alt organel var. Sitoplazmanın içindeki organellere baktığımız zaman ribozom var, lizozom var, sentrozom var. Hepsinin farklı bir görevi var. Peroksizom, koful, mitokondri, plastitler, hücre iskeleti ve endoplazmik retikulum olmak üzere, bir de Golgi aygıtı olmak üzere organellerimiz var. Ribozom deyince hemen aklımıza protein gelecek. Protein sentezi. Lizom deyince hücre içi sindirim. Sentrozom deyince hücre bölünmesinde, hayvan hücrelerinde sadece bulunur tabii ki, hücre bölünmesinde iyi pikenin oluşması. Peroksizom deyince H2O2 dediğimiz hidrojen peroksiti aslında etkisiz hale getirmek. Çünkü zehirli ve kuvvetli bir asit aslında. Bunu etkisiz hale getirmek için vücudun içinde bulunan bir
organel diyebiliriz. Koful deyince bitkilerde daha büyük, hayvanlar daha küçük oluyor. Bu da depo ve atık deposu, besin deposu, su deposu olacak şekilde kullanılan bir organel. Mitokondriye baktığımız zaman tamamen enerji üreten, oksijenli solunum yapan, enerji üreten bir organel. Bir sürü, dünyadaki çoğu canlı da var, unutmayalım. Plastiklere baktığımız zaman kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere 3 çeşidi var. Kloroplast yeşil renkli ve fotosentez yapıyor. Kromoplast bitkiye renk veriyordu. Lökoplast da bitkinin depolarını, yani karbonhidrat depolarını, nişasta depolarını olduğu organeldir diyebiliriz. Hücre iskeletine baktığımızda hücrenin ayakta durmasını sağlıyor. Özellikle hayvan hücrelerinde çok fazla var. Bitki hücrelerinde hücre duvarı olduğundan dolayı, hücre zarının üstünde hücre duvarı olduğundan dolayı, hücre çeperi de diyebiliriz. Selülozdan yapılma. Onun için hücre iskeleti daha az oluyor bitkilerde. Çünkü zaten dışarıdan büyük bir kalıp, tuğla gibi bir salan bir hücre duvarı var. Ama hücre iskeleti hayvan hücrelerinde işte mikrofilamentler, mikrotübüller şeklinde bulunaraktan hücreyi destekliyor, ayakta durmasını sağlıyor. Endoplazmik retiküloma baktığımız zaman hücrede taşınmayı sağlayan bir organelde, aynı zamanda üzerinde ribozomlar olanlara granüller endoplazmik retiküloma, üzerinde ribozomlar olmayanlara ise granülsüz endoplazmik retiküloma diyorduk. Tabii hepsini, bunları böyle bir 0'dan 9'a biyoloji kitabımızdan böyle hızlı bir hücre şekli göstereyim ki hani gözünde birazcık daha canlansın aslında hücrenin organelleri. Hücrenin organellerine baktığımız zaman çünkü resmini çizemedik, yani çok zaman alıyordu, ama resmini çizemesek bile hani sonuçta zaten içerideki sorularda var. Organellere baktığımız zaman hepsini teker teker de inceledik organellerini, ama organellere baktığımız zaman şöyle şu sayfamızda vardı galiba bütün organelleri teker teker gösterdiğimiz işte hayvan hücresindeki organeller, çekirdek, hatta buradan daha rahat görürüz. Bir organel. Burada mesela hayvan hücresinde işte şu zımbırtı sentrozom dediğimiz organel. Şu zımbırtı Golgi dediğimiz organel. Şu zımbırtı mitokondri dediğimiz organel. Tabii burası çok küçük gözüküyormuş gerçekten. Şimdi farkına vardım. Şu kanalcıklar sistemi endoplazmik retikulum dediğimiz organel. Burası ne olur? Çekirdek. İşte mitokondri dediğimiz organel falan filan şeklinde ilerliyor. Tabii bunların daha büyük resimlerini birazdan içerideki sorularda göreceğiz. Geldik sonra evladım plastiklere baktık. Hücre eskiden endoplazmik retikulum dedik. Granüllü ve granülsüz olabiliyor. Granüller ribozom var ve protein sentezi yapıyor. Granülsüzler de yağ lipid sentezi yapabiliyor. Golgi aygıtına baktığımız zaman paketleme salgı deyince aklımıza hemen Golgi aygıtı gelecek. Enzimlerin oluşturulmasında çok görevli zaten. Hücre içi enzimlerin oluşması. Çekirdek zaten biliyoruz. Hücrenin kalıtım materyali olan DNA'yı saklayan çift zarlı, üzerinde geniş porların olduğu, böyle porların olduğu, çünkü RNA'lar girip çıkabiliyor içeriye doğru ve içinde çekirdekçiğin de olduğu, RNA'lardan oluşan çekirdekçiğin olduğu ve kalıtım materyalinin, kromatin ipliklerinin olduğu çok özel bir yapı, hücrenin beyni, yani yönetim merkezi diyeceğiz ve içinde kromozomlar oluşuyor hücre bölünmesinden önce. Geldik bir diğer ünitemizde, işte zaten burada çok fazla alt başlık var ama yine de biz böyle hızlı bir tekrar edeceğiz. O yüzden çok fazla uzatmayacağım bu konuyu. Uzattıkça çünkü açılır konu. Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırmasına bakacağız. Sonra canlı alemleri ve özellikleri, virüslerin genel özellikleri bitiriyoruz. Aslında canlıların çeşitliliği ve sınıflandırmasına baktığımız zaman sınıflandırmanın bir amacı var. Sınıflandırma bilimine biz taksonomi diyorduk. Bu taksonomiyi aslında eskiden işte ampirik sınıflandırma diye yapmışlardı ama biz şu anda filogenetik sınıflandırma yapıyoruz. Ampirik sınıflandırma Aristo'nun yaptığı şey işte. Canlılar diyor ki bitkiler hayvanlar diyor. Bitkiler işte otlar, motlar falan filan. Hayvanlar da işte öküzler, buzağlar bilmem ne falan. Çok basit bir sınıflandırma. Bu analog organlara dayanıyor. Analog organlar ampirik. Bak ikisini aklına getirebilirsin. Analog organlar işleyişleri aynı. Kökenleri farklı ama işleyişleri aynı olan. Mesela işte benim de kolum var. İşte şeyin de kolu var. Örümceğin de kolu var mesela. Ama bunlar tamamen farklı kökten gelmiş. Mesela işte ne bileyim hani farklı bir köken canlıya düşünürsek. Mesela yarasanın da kanadı var, kuşun da kanadı var. Ama yarasanın kanadı, kuşun kanadı aynı değil. Çünkü yarasa memeli olduğu için farklı bir kökenden geliyor. Ama ikisinin de işlevi aynı olduğu için analog organlar diyebiliriz yarasanın kanadıyla kuşun kanadına. Filogenetik sınıflandırma ise diyor ki, hayır dur kardeş diyor. Filogenetik sınıflandırmada ben filogenetik, yani genetiğine bakmak zorundayım ve nereden geldiğine bakmak zorundayım diyor. Ve bunu da gerçekten de yani yaparken kökenine inceliyoruz canlıları. Mesela yarasanın kökeni insanın ve balinanın kökeniyle aynı. Dolayısıyla yarasanın şeyiyle, kanadıyla balinanın yüzgeci ve insanın kolu aslında
ikisi, üçü de aslında analog değil de homolog organlar. Aynı kökenden gelen organlar diyoruz. Ve filogenetik sınıflandırma homolog organları baz alıyor. Bu analog organları baz alıyor diyebilsek şimdiden en azından bir şey hazırlık olur. Ampirik sınıflandırma yine Aristo yapmıştı. Bak Aristo, ampirik, analog. Bir kere bu üç kelimeyi bile ezberebilirim. Homolog sınıflandırma filogenetik, homolog ve aynı zamanda Carl Linnaeus aslında filogenetik sınıflandırma ilk basamaklarını atan. Hatta sınıflandırmanın basamaklarını oluştururken de ne yapmıştı Carl Linnaeus? Tür adını yazmayı, ikili adları. Mesela insan şeye göre homo sapiens'tir. Homo sapiens dediğimiz insan, bak iki tane ikili adlandırmayı, binomial nomenclature diyorlar bunu aslında. İkili adlandırmayı yapan aslında tür adını yazmıştı Carl Linnaeus. Bu tür adı sınıflandırma basamasında neydi? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı şeklinde bir basamaklar vardı. Tür vardı. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti cins vardı. Tür, cins, bunlar önemli basamaklar. Ondan sonra futbol takımı da, futbol aslında aile demekti. Familia da diyebiliyoruz. O yüzden ben futbol diyorum. Takım vardı. Sahada sınıf vardı. Şut, şube vardı. Attı, yani alem vardı. O zaman en büyük basamak alem. Alemlerin altında şubeler. İşte mesela hayvanlar aleminin altında omurgalılar şubesi var. Onun altında memeliler sınıfı var. Onun altında işte memeliler sınıfı diye şempanzeler takımı var. Onun altında işte bilmem neli şempanzeler var. Onun altında homo diye bir cins var. Homo cinsinin içinde de homo sapiens diye insan türü var gibi böyle sınıflandırmayı getiriyoruz en alt basamaklara kadar. Canlı alemlerin özelliklerine baktığımız zaman canlı alemlerini toplamda 6 alemde topluyoruz. Bu 6 alemde bakteriler aleminden başlıyoruz. Arkeler alemi bakterilerle çok benzer bir alem aslında. Protist alemi tek hücreli veya işte kolonilerden oluşan çok hücreli canlılar da var aslında. Alkler mesela protist alemin içinde var. Bitkiler alemi, mantarlar alemi ama çoğunluğu tek hücreli bunların. Bitkiler alemi, mantar alemi, hayvan alemi. Zaten bunlar bizim bildiğimiz alemi. Biz bitkiler ve hayvanları biliyorsak ama mantarların bitki olmadığını, farklı bir grup olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bakteriler aleminde işte prokaryotlardır, çekirdek zarları yoktur. Bilmemiz çok önemli bunu. Aynı zamanda işte farklı farklı şekillerine göre bakteriler, gram boyasıyla boyanmasına göre bakteriler, hastalık yapmamasına göre parazit bakteriler, işte patojen bakteriler falan filan. Bunlara göre bakteriler şeklinde gruplama yapabiliyoruz bakterilerde. Ve bakteriler gerçekten dünyadaki en fazla bulunan canlı sayısına sahip diyebiliriz şu anda. Mesela benim vücudumdaki kendi hücrelerimin sayısından daha fazla derimin üzerinde bakteri vardır diyebiliriz. Çünkü bakteriler zaten çok küçük hücrelerdir. Çekirdekleri olmadığı için de birazcık daha hani ilkel prokaryot hücre sınıfına girerler. Ama hastalıklara yol açarlar. Ondan sonra ne bileyim işte hızlı ürerler, hızlı çoğalırlar. Hemen besi bulduğu zaman hemen çoğalırlar falan filan. Arkeler ise bakterilere çok benzer. İşte halofiller var, termofiller var, mezofiller. Şimdi bunlar aslında arkeler ise farklı ortamlarda yaşayabilen zor ortamlarda, mesela çok tuzlu ortamlarda halofiller, işte termofiller çok sıcak ortamlarda, volkan ağızlarında falan filan yaşayabilen bakteri benzeri prokaryot olan tek hücreli, bunlar da tek hücreli. Bu ikisi kesin tek hücreli olmak zorundalar. Tek hücreli canlılardır aslında. Ve bunlar bakterilere benzer ama ilk başta bakterilerle aynı zannediliyordu. Sonra dediler ki bunlar ayrıdır. Aynı şekilde mesela ilk başta mantarlar bitki zannediyordu. Sonra dediler ki mantarlar ayrı canlılar kardeşim. Direkten ayrıdılar. Çünkü özellikleri birbirinden farklı. Protisteye baktığım zaman işte öglena, amip, ondan sonra tek hücreli canlılardan işte paramesyum, bunların hepsi aslında işte ne biliyor, kamçılılar, ondan sonra silliler şeklinde gruplandırılaraktan protist alemini içine giriyor. Algler de mesela aynı şekilde protist alemini içine giriyor. Ve bunlar da tek hücreli veya çok hücreli de olabiliyor bunlar. Bunlarda da işte aslında temel mantık aslında bakteriler, ondan sonra gelişiyor birazcık arkeler, zor koşullar yaşıyor. Protistler artık böyle gerçekten bayağı bütün organeller, ökaryot canlılar. Bunlar ökaryot. Bak prokaryot da bu ikisi. Bunlar ökaryota geçti artık. Ökaryot canlıları, yani çekirdek zarı olan ve gerçekten de bölünebilen, doğru düzgün işte almaçları olan, hareket edebilen canlılar bunlar aslında. Bunlar da hareket edebiliyor tabii de. Hani bunlar birazcık daha gelişmişi. Bitkiler alemine bak, bunlar genellikle tatlı sularda, denizlerde falan filan yaşıyorlar.
Sulu ortamlarda genellikle çok yaşarlar. Bitkiler alemine baktığımız zaman artık karaya çıkıyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Karada bitkiler alemi var. Bitkiler alemi içinde tabii ki yosunlar falan filan da var. O da başka bir şey. Denizaltı bitkileri falan filan ama sonuç olarak bitkiler aleminde fotosentez dediğimiz bir gerçek var ve bu fotosentezle kendi besinini kendi üretebiliyor ve yeşil oluyor genellikle fotosentez yapan yapıları. Ama tabii ki bitkiler aleminde çiçekli bitkiler var, çiçeksiz bitkiler var. Aynı zamanda damarlı bitkiler var, damarsız bitkiler var. Yani iletim yolu olan bitkiler, iletim yolu olmayan bitkiler var. Burada işte çiçekli bitkilerde, çiçeksiz bitkilerde sporlu üreme olduğunu, çiçekli bitkilerde tohumlu ve tohumsuz bitkilerin olduğunu ve hani bunların yaşam döngülerini bilmemiz gerekiyor. İletim demeti olan damarlı damarsız bitkilerde mesela eğrelti otu, ondan sonra kibrit otu gibi bitkilerin hangi sınıfa girdiğini mutlaka bilmemiz gerekiyor diyoruz. İşte ondan sonra hatta tohumların içinde çift çenekli, tek çenekli, çok çenekli gibi farklı farklı yapılarda olabiliyor diyoruz. Mantar alemine baktığımız zaman mantar alemi aslında bu mesela bitkiler alemi genel olarak %99 aslında ototrof, yani kendi besini kendi üreten. Mantarlar alemi ise heterotrof, yani kendi besini dışarıdan alan, hazır alan canlılardır. Bunlar fotosentez falan filan yapmaz. Bitkiler aleminde hücre duvarı vardır. Bunlarda da hücre duvarı vardır. O yüzden çok benzerler birbirine. Aynı bitki ürerler toprağın üstünde falan filan ama bu toprağın içindeki besinleri emer. Yani hazır olan besinleri alır. Bitkiler gibi hani kendi besini güneşten dönerekten üretmez fotosentezle. Burada bitkiler alemindeki hücre duvarı selülozdan yapılmaktayken bakteri aleminde farklı bir maddeden yapılmaktadır. Kitinden yapılmaktadır hücre duvarı diyebiliriz. Hayvanlar alemine baktığımız zaman hayvanlar aleminde de tabii iş hani en basitinden omurgasızlar ve omurgalılar olarak ikiye ayırabilirsek eğer hayvanlar alemini. Omurgasız hayvanlar işte süngerler, işte sölenterler, ondan sonra ne bileyim toprak solucanları falan filan onların içine girer. Omurga yok onlarda mesela. Hayvanlar aleminde işte kafadan bacaklılar, işte ahtapottur, eklem bacaklılar, böcekler falan filan omurgasızların içindedir hep. Ondan sonra örümcek falan hep omurgasız. Ama bir de omurgalılar var ki onlar çok önemli. Ana beşli. Balıklarla başlıyoruz. Balıklar, iki yaşamlar, yani kurbağalar diye bildiğimiz amfibiler aslında. Ondan sonra sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Memeliler de bizim içinde bulunduğumuz grup. O zaman balıklar, iki yaşamlar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere 5 tane farklı grup var. Memeliler biliyoruz doğurarak çoğalır. İşte diğerleri yumurtayla çoğalır. Balıklar işte solungaç solunumu yaparlar. İşte kalpleri tek odacıkları falan filan, iki odacıkları falan filan. İşte ondan sonra iki yaşamlara baktığınız zaman hem karada hem suda yaşarlar. İlk başta suda yaşamaya başlarlar. Sonra karaya geçerler. Burada işte iribaş şeklinde bulunurlar. Sonrasında ergin kurbağaya dönüşürler falan filan. Ve burada da hem solungaç hem deri solunumu hem akciğer solunumu yapılırlar hayatlarının dönemlerinde. Sürüngenler yumurtlayarak çoğalırlar. Yavru bakımı falan filan bunların hiçbirisinde yok. Sadece kuş ve memelilerde yavru bakımı var mesela. Burada da bilmemiz gereken işte kuşlarda farklı farklı grupların olduğu ama kuşların genel özellikle sürüngenlerin genel özelliklerinde işte pullu bir yapıya sahip oldukları vücutların üzerleri. Aynı zamanda kuşların tüylü bir yapıya sahip oldukları ve aynı zamanda işte kuşların yavru bakımı olduğunu, aynı zamanda memelilerde farklı farklı memeli gruplarının olduğu ama çocukların doğurarak çoğaldıklarını ve süt ile beslediklerini bilmemiz gerekiyor. Evet, tamam, bunlara baktıktan sonra artık tabii buna çok özet geçiyorum ama içerideki sorularda karşımıza çıkacak sorularla sizi birazcık daha hazırlayacağım. Hani birazcık daha bilmemiz gereken detayları hazırlayacağız. Virüslerin genel özelliklerine baktığımız zaman virüslerin neden olduğu hastalıklardan korunma yollarını bilmemiz gerekiyor. İşte nedir? İşte griptir, işte ondan sonra HIV, yani AIDS hastalığı virüslerle bulaşıyor. Ve aynı zamanda bu hastalıklardan nasıl korunmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Genetik mühendisliğin çalışmalarında virüslerin katkısına bakmamız gerekiyor. Çünkü virüsleri kullanaraktan, işte o kılıfı alaraktan, içindeki DNA'yı inceleyerekten, virüslerle ilgili çalışmalar yaparaktan aslında genetik mühendisliği çok gelişmiş diyebiliriz. Tabii bunlardan daha az soru gelir, son konu olduğu için buraya kadar gelmemiş olabilirsiniz. Evet, şimdi sınavımıza başlıyoruz. Şimdi bir kere bakalım, şurada diyor ki adam bize. %5'lik sükroz derişimine sahip olan 3 özdeş bitki hücresi aşağıdaki gibi numaralandırılmış ortamlara atılıp bir süre bekleniyor demiş. %5'lik sükroz derişimine sahip.
Evet, o zaman %5'lik bu %5'miş. Bu %5'miş. Bu da %5'miş. Bu da %5'miş. Şimdi sen %5'i %5'in içine attığın zaman ne olacak bakalım. Bir sonraki gün buna göre doğru ya da yanlış yazın demiş. Bir kere hemen bir analiz yapalım ilk başta. %5'i %5'in içine attığın zaman bu çözelti senin için izotonik oluyor. Yani ikisinin de yoğunluğu aynı olduğundan dolayı hücreli ortam arasında sadece su sirkülasyonu olur. Onun dışında başka hiçbir şey olmaz. Bu %5, %11. Buradaki daha fazla. O zaman bu adam bizim için hipertonik, yani çok yoğun bir adam. Çünkü ben bu çözeltiyi attığım zaman kendimi bir anda çok yoğun bir ortama atıyorum. Bak ben %5'im, %11. O zaman ne olacak? Burada bir madde transferi olması gerekiyor. Ama ona bakarsak eğer bak sükroz demiş. Sükroz normalde şöyle bir maddedir. Sükroz aslında bir disakkarittir. Disakkarit büyük moleküllü bir madde demek. Yani iki tane monosakkaritin birleşmiş hali. Sükrozda fruktoz ve glukoz bir araya gelmiş. Dolayısıyla bu büyük madde olduğu için hücre zarından geçemeyecek bir madde. Hücre zarından geçemeyeceği için dışarısı çok yoğun, içerisi az yoğun olarak kalacak. Bunu dengeleyebilmek için hücre ne yapacak? Su diyecek ki ben az yoğundan çok yoğuna giderim, sen beni durduramazsın diyecek ve dışarıya doğru çıkacak. Su dışarı çıkınca adım, o zaman ne olacak? Buradaki hücremizin büzüşmesi gerekiyor. Bu hücremizin büzüştüğünü söyleyebiliriz ilk etapta. Bir analiz yapıyorum tabii. Sonra bir de sükroz vardı içinde. Bir de sükraz enzimi içeren su varmış. Bir kere sükraz enzimi, sükrozu glikoz artı fruktozu ayırabilen bir enzim. Çok güzel. Ama burada işin garibi şu. Bu %5 içinde hücrenin ama bu da dışında. Bir kere sükroz dışarıya çıkamaz. Neden? Çünkü disakkarit, yani büyük molekül. Sükroz da bir enzim olduğundan dolayı enzimler genellikle büyük protein maddeleridir. Protein maddeleri de hücrenin içine giremez öyle kolay kolay hücre zarından. Dolayısıyla bu bizim için hani hipertonik, izotonik falan filan diyemiyoruz. Çünkü oran yok. Ama hücre içindeki sükroz büyük molekül giremiyor. O da hücre içine giremiyor falan filan. O zaman ne diyoruz? Burada da hiçbir şey olmaz diyoruz. Böyle durur diyebiliriz. Şimdi geldik. Bir numaralı ortama atılan hücreden ortama aktif taşıma ile madde geçişi gerçekleşebilir. Bir kere bu ifadenin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aktif taşıma ile hücre zarından geçebilen küçük moleküller taşınabiliyor. Sükroz ise büyük molekül, yani disakkarit olduğu için böyle bir taşıma olamaz. Bir numaralı ortama atılan hücre ortamdan fagostoz ile madde alabilir demiş. Şimdi bir kere %5. Ya tamam, hani sonuç olarak fagostozla bitki şey yapabilir mi desek, hani madde alabilir miysek, alabilir miysek? Hayır, alamaz. Çünkü bitki hücresi demiş. Bitki hücresinin etrafında bir hücre duvarı vardır. Bu hücre duvarı dediğimiz madde fagostoz yaptırmaz. Bitki hücreleri fagostoz yapamaz. Hayvan hücreleri yapabilir. Çünkü fagostozu hücre çeperi, hücre duvarı engeller diyebiliriz. Geldik. İki numaralı ortama atılan hücrenin zarı ile çeperi arasında mesafe artar demiş. Şimdi bir kere iki numaralı ortama atılırsak büzüşecek değil mi? Hücre mesela şöyleyse, içindeki hücre zarı büzüştüğü zaman şöyle bir şey kalacak. Zarıyla hücre duvarı arasındaki mesafe bir anda ne oldu? Arttı. İlk başta böyleydi. Hücre zarıyla duvar arasındaki mesafe bu kadardı. Şimdi ne oldu? Bu arttı. Bu doğru bir ifade diyebiliriz o yüzden. Geldik. İki numaralı ortama atılan hücre emme kuvveti artar demiş. İki numaralı ortama atılan hücre büzüşür. Büzüştüğü zaman hücrenin içindeki su kaybolur. Hücrenin içindeki su kaybolduğu zaman da ne olması gerekiyor? Hücrenin aslında emme kuvvetinin artması gerekiyor. Bu da doğru. Çünkü hücrenin emme kuvvetini arttırmak için hücrenin içindeki suyu kaybetmemiz gerekiyor. Zaten suyu kaybetmiş demiştik. 3 numaralı ortamda bulunan sıvıdaki sükraz enzimi miktarı azalırken glikoz miktarı artar. Şimdi demin de söylediğim gibi bu yanlış bir ifade. Çünkü sükrozla sükraz birleşemeyecekler. Çünkü sükroz dışarıya çıkamaz, sükraz da içeriye giremez. O zaman bu alışveriş olmadığı için bu sükraz ve sükrozun birleşmesi mümkün değil ve ortama glikoz da oluşamaz. Çünkü zaten glikoz sükrozun parçalanmasıyla oluşacak bir maddeydi. Böyle bir şeyin olması mümkün değil diyoruz. Geldik diğer sorumuza. Tabloda verilen uygun terimleri aşağıdaki cümleleri boşluklara yazınız demiş. Bilmem ne endoplazmik ötekolüm üzerindeki ribozomlar tarafından üretilen sindirim enzimlerini paketler.
Sindirim enzimlerinin paketlenme sonucu oluşan bu yapı nokta nokta organeldir demiş. Bir kere sindirim, bir kere paketleme yapan organele biz Golgi aygıtı diyebiliriz. Çünkü paketleme, salgı deyince hemen aklımıza endoplazmik yatıkurumundan kopup oluşan Golgi aygıtı gelecek. Sonrasında da sindirim enzimlerinin paketlenme sonucu oluşan bu yapı ise başka bir organele dönüşüyor. Lizozom organeli. Lizozom organeli, bak sindirim enzimleri demiş ya burada. Sindirim enzimlerinin paketlendiği bir yerdir aslında. Dolayısıyla lizozom organeli dediğimiz organel aslında sindirim enzimlerinin içeren bir organelimizdir diyoruz. Hücre içinde işlevini yitirmiş organellerin lizozom tarafından yok edilmesi olayına biz aslında otofaji diyoruz. Otofaji dediğimiz olay, yani kendi kendine aslında otolizle karıştırılmamalı tabii bu otofaji dediğimiz olay. Otofaji, işlevini yitirmiş organellerin otoliziyle yaşlı işlevini yitirmiş hücrelerin lizozom tarafından yok edilmesi aslında. Aslında hani işlevini yitirmişleri yok ediyoruz. Otolizsek hücrenin kendi kendini yok etmesi de, bunu unutmayalım diyoruz. Protein sentezini gerçekleştiren bilmem ne organelin alt birimleri bilmem ne sentezlenir. Bir kere ribozom organeli protein sentezini gerçekleştiriyordu ve bunun alt birimleri ise, ribozomun iki tane alt birimi vardı, üst ve alt iki tane alt birimi vardı. Bunlarsa çekirdekçikte sentezleniyor. Çekirdekçikte sentezleniyor diyebiliriz. Çünkü çekirdeğin içindeki çekirdekçik RNA dolu bir yapı aslında diyebiliriz. Peki geldik endoplazmik yatıkulum kas hücreleri için gerekli olan kalsiyumun depolandığı yerdir. Hangi endoplazmik yatıkulum? Tabii ki granülsüz endoplazmik yatıkulum. Çünkü granüllü endoplazmik yatıkulum zaten protein senteziyle bayağı bir başı meşgul. Granülsüz ise kas hücreleri için gerekli olan kalsiyum. Kasın kasılması için çok gerekli, miyelin ve aktin kılıflarının birbirine geçerken kalsiyum olması şart. İşte bunu yaparken de granülsüz endoplazmik yatıkulumundaki depoları kullanıyoruz. Tüm ökaryot hücrelerde bulunan çift zarlı organel tabii ki mitokondri. Çünkü tüm organellerin neye ihtiyacı var? Tüm canlıların neye ihtiyacı var? Enerjiye ihtiyacı var. Mitokondri enerjiyi üreten organelimizi diyoruz. Geldik birazcık da şeye bakalım. Bilimsel bilginin basamaklarına da bakalım. Birazcık da tabii onlara gözlem verilerle uyumlu geçici çözüm yolu. Gözlem verilerle uyumlu geçici çözüm yoluna biz tabii ki hipotez diyoruz. Biri buraya yazdım. Bir C'dir diyebiliriz. Neden diyeceksin? Hipotez örneği mesela ortam sıcaklığı enzimlerin çalışma hızını etkiler. Böyle bir hipotez sundum ben. Veya dedim ki hipoteze dayalı bir tahmin yapalım. Ortam sıcaklığı azaltılırsa enzimlerin çalışması azalır tarzında bir tahmin yaptım falan filan. Hipotez, işte gözlem verilere uyumlu geçici çözüm yolu öneriyoruz. Aşırı tuzlu ortamda yaşayabilen arkelerden bir kısmı çok hızlı, tuzlu. Bir kısmı çok sıcak ortamlarda yaşayabiliyorlar. Mesela çok tuzlu ortamlarda normalde bakteri yaşamaz ama arkeler yaşayabilir. İşte bunlar halofiller olarak adlandırılır. Çok tuzlu ortamda yaşayanlar. 90-120 derece sıcaklığa sahip bölgede yaşayan arkeler ise termofil. Oradan aklımıza hemen termodan gelsin. Sıcaklıkla alakalı ya, termostatik falan filan yani. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Termofiller, bak 90-120 derece su kaynıyor, nasıl yaşayabilir ki diyorsun, işte termofiller özel arkelerdir. Hatta volkan ağızlarında bile yaşayabilen termofillerden bahsediliyor diyoruz. Beraber yaşadığı canlıda hastalığa neden olan bakterilere verilen addır. Bazı bakteriler gerçekten hastalık yapan bakterilerdir. Bunlar patojen bakteriler olarak bilinir. Hatta hastanelerde de patoloji bölümü vardır. Yani hastalık yapan bakterilerle uğraşan bir bölümdür aslında bu. Sindirim enzimlerinden yoksun olduğu için monomerlerin olduğu yerlerde yaşayan bakterilerdir diyoruz. Monomerlerin olduğu yerlerde direkt hazır olan bakteriler, yani parazit bakteriler diyoruz. Sindirim enzimleri olmadığı için aslında başkasının sindirdiklerini kullanıyorlar. Bu yüzden parazit bakteriler diyoruz, bunlara diyoruz. Geldik aşağıdaki tabloya, yapay sınıflandırma ile doğal sınıflandırmanın farklarını üçer örnek yazınız demiş. Bir kere en önemli farkı şu. Yapay sınıflandırma, yani ampirik sınıflandırma bilimsel değil. Bilimsel olmadığını bilmemiz gerekiyor. Doğal sınıflandırma, yani filogenetik sınıflandırma ise bunun bilimsel olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani şu anda eski bir sınıflandırma çeşidi ve artık bilimselliğini yitirdi. Peki geldik. Diğer bir özelliğine ise canlıların dış görünüşü ve yaşadığı ortama göre yapılır.
O zaman dış görünüş, dış görünüş ve yaşadığı ortama göre bir sınıflandırma. Yaşadığı ortama göre sınıflandırma yapılır. Ama doğal sınıflandırmaya baktığımız zaman akrabalık dereceleri, akrabalık derecesi veya işte hani akrabalık derecesi kökene gidiyor aslında bu. Aynı zamanda protein benzerliği, bak daha sistematik, protein benzerliğine bakılıyor. Aynı zamanda anatomik benzerliğe de bakılıyor. Anatomik benzerliğe dayanıyor. Benzerliğe göre sınıflandırma diyebiliriz. Geldik bir tane daha yazalım en son olarak. Analog organlar esas alınırken burada. Analog organlar. Burada ise homolog organlar esas alınıyor. Aynı kökende, homolog organın kökeni aynı, görevi benzer ya da farklı olan organlar olabilir. Mesela örneğin balinanın yüzgeciyle atın ön ayağı veya işte atın ön ayağı ile köpeğin ön ayağı. İkisi de yapısı da aynı olabilir, görünüş de aynı olabilir. İşte ama aynı kökenden gelmiş olması şart. Analog organlar ise kökeni farklı ve görevi aynı olan. Mesela örneğin kuşun kanadı da sineğin kanadı gibi düşünebilirsiniz diyoruz. Tabi burada bunu kim bulmuştu? Hemen o da bir bilgi. Aristo bulmuştu. Buna ise Linnaeus dediğimiz Carl Linnaeus bulmuştu. Aristo canlıları bitkiler ve otlar diye ikiye ayrılmıştı. Bitkiler ve hayvanlar diye ikiye ayrılmıştı. Bitkileri otlar, çalılar, ağaçlar diye üçe ayırmıştı. Hayvanları ise suda yaşayanlar, havada yaşayanlar, karada yaşayanlar diye üçe ayırmıştı. Linnaeus'a baktığımız zaman tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem sınıflandırmasını yapan, yani sınıflandırma basamaklarını bulan adamdı diyoruz ve türdeki ikili adlandırmayı bulan adamdı. Geldik işte sınıflandırma basamaklarına, oklar dolusunda artan özelliklerine ikişer örnek yazınız demiş. Bir kere sınıflandırma basamaklarını verdik. Türden aleme doğru gidildikçe, bir kere bak buradan buraya doğru gidildikçe türde mi daha fazla canlı vardır, alemde mi? Tabii ki alemde daha fazla canlı vardır. Mesela hayvanlar aleminde mi daha fazla canlı vardır yoksa sineklerde mi daha fazla? Tabii ki hayvanlar aleminde. Birey sayısı o yüzden artar diyebiliriz. Aynı zamanda hayvanlar mı, sinekler mi birbiri içinde daha fazla çeşitlidir yoksa hayvanlar mı? Tabii ki çeşitlilik alemde daha fazladır diyoruz yukarı doğru gidildikçe. Peki alemden türe doğru gidildikçe ise aşağı doğru gittikçe genetik benzerlik artıyor. Yani hayvanlar mı birbirine daha fazla benzer yoksa sinekler mi birbirine daha fazla benzer? Yani hayvan ve sinek olarak düşünün. Hayvanlar alemi sinek türü gibi düşünün. Tabii ki diyoruz ki genetik benzerlik artar aşağı doğru indikçe. Aynı zamanda ortak özellik de artar. Ortak özellik dediğimiz işte ikisinin de gözü var, ikisinin de kaşı var falan filan, onlar da artar. Ve aynı zamanda bir tane daha yazayım ekstradan olmak üzere. Akrabalık da artar diyebiliriz. Buradaki bu sınıflandırma basamaklarında. Mesela burada işte tekrar söylüyorum. Hayvanlar diye düşün. Alem deyince hemen hayvanlar gelsin. Tür deyince de işte kutup ayısı olsun veya sinek olsun diyebiliriz. Buradaki sınıflandırma yaparsak birazcık örnek vererek çok rahat bunların nasıl değiştiğini söyleyebiliriz. Kutup ayıları mı daha fazladır, hayvanlar mı? Tabii ki birey sayısı artar. Kutup ayısı mı daha çeşitlidir? Hepsi beyaz mı sonuçta? Hayvanlar mı daha çeşitlidir? Hayvan, öküz var, orangutan var, binlerce çeşit. O zaman çeşitlilik daha fazla diyebiliriz. Ve geldik terimleri canlı alemlerinde görünme durumlarına göre verilen Venn şeması uygun yerlere yazın demiş. Hücre duvarı, skleroplast, kök, spor, hif ve glikojen. Şimdi bir kere bitkiler aleminde hücre duvarı var ama mantarlarda da vardı. Mantarlarda da hücre duvarı. Dolayısıyla A'yı buraya yazarım. Bitkiler aleminde tabii ki selülozdan olmak üzereyken mantarlarda kitinler oluyor. Onu da bilmemiz gerekiyor ayrıca. Kloroplasta baktığımız zaman sadece bitkilerde var. Mantarlar üretici değil, bunu unutmayalım. Bitkiler ökaryot ve fotoototrof, yani ışıkla besin üreten, kendi besini üreten canlılar olduğu için kloroplastı olmak zorunda diyoruz. Köke baktığımız zaman kök aslında sadece bitkilerde bulunan bir şey. Şeylerde, mantarlarda hif dediğimiz yapı var aslında. Kök dediğimiz şey aslında mantarlarda kök tutunmayı sağlıyor. Ve hani su almayı sağlıyor. Yani çok temel bir görev sahip ama mantarlarda ise sadece tutunmayı sağlıyor. O da hif dediğimiz yapı. Spora baktığımız zaman
Sporlar, mantarlar ve bazı bitkilerde olan bir yapı diyebiliriz. D'yi buraya yazmak zorundayım o yüzden. Bazı bitkiler sporla örüyor. Mesela eğrelti otu, ondan sonra yosunlar falan filan genellikle sporla örüyor diyebiliriz. Hif dediğimiz şey de sadece mantarlar değil, pamuksu uzantılar aslında bunlar. Maya mantarında da bulunmuyor hatta. Hif'i de bu şekilde buraya yazmış olduk. Peki geldik bir de en son glikojene. Glikojen ise mantarlarda bulunur. Çünkü glikojen değil de bitkilerde nişasta bulunur. Glikojen mantarların depo polisakkaridi. Aynı hayvanlardaki gibi bitkilerde bulunmuyor. Bitkilerin depo polisakkaridi nişastadır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Geldik tabuda yer alan canlı gruplarına özgü birer özellik yazınız demiş. Memeliler, kuşlar, balıklar. Şimdi bir kere memelilere baktığımız zaman yavrularını neyle beslerler? Süt ile beslerler. En önemli özelliği doğurarak çoğalırlar. Bu da ikinci özelliği. Birer özellik yazınız demiş. Mesela hangi örnekler verilebilir burada? Bak bu örnekler önemli aslında. O yüzden ekstradan yazayım bunları. Balina, ondan sonra insan, ondan sonra inek, ondan sonra kedi, ondan sonra yarasa. Bunlar önemli memeliler. Bunlar karşımda çok çıkacak memeliler diyoruz. Kuşlara baktığımız zaman kuşlarda vücudu tüylerle kaplıdır. Vücudu tüylerle, kuş tüy dediğimiz şey tüylerle kaplıdır. Şimdi memelilerde unutmayalım, vücudu tüy değildir, kıllarla kaplıdır. Mesela insanda istenmeyen tüy diyoruz ya, yanlış aslında. İstenmeyen kıl vardır diyeceğiz. Orada memelilerde kıl var, unutmayacağız. Kuşlarda ise tüyler var. Kuş tüy dediğimiz zaten yapısını biliyorsun. Tüyün yapısına baktığımız zaman normalde tüy işte böyle bir yaprak gibi bir yapısı vardır. Kuşun uçmasını sağlayan çok önemli bir yapıdır. Ama kıla baktığımız zaman derinin içinden böyle uzanan bir yapı vardır. Kıl kökü falan filan da vardır. Bu kıl farklı, tüy farklı. Mesela örnek olarak ne verebiliriz? Serçe, ondan sonra tavuk, ondan sonra uçamayan tavuklar da var illaki. Aynı zamanda penguen mesela önemli bir örneği kuşların. Bunu unutabileceklerimizi yazıyorum ki martı, güvercin zaten bunlar da günlük hayatta çok karşımıza gördüğümüz şeyler. Balıklara baktığımız zaman kalplerinde kirli, vücutlarında temiz kan bulunuyor. Bu da önemli bir özellik. Kalplerinde kirli kan bulunuyor. Vücutlarında temiz kan bulunur diyoruz. Bu da balıklara ait bir özellik. Tabii bir tane daha yazarak solungaç solunumu yaparlar. Bu da ekstradan bir tane özellik olmuş oluyor senin için. Peki geldik. Tabii kan solungaçta temizlikten sonra kalbe dönmüyor. Vücuda veriliyor. Bu yüzden balıkların kalbinde kirli kan bulunuyor. Mesela örnek olarak ne balığı veririz? Hamsi, ondan sonra vatoz, ondan sonra işte deniz atı, balık hükmüne girer deniz atı da diyoruz. Evet geldik diğer kısmımıza, canlılara ait. Bilmem özelliklerini, bu özellikleri gösteren tüm tür sayısına göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiş demiş. Ökaryot hücre yapısına sahip olma, boşaltım organı olarak bulundurma. Şimdi ökaryot hücre yapısına sahip olma protist aleminde var. Bitkiler aleminde var. Mantar aleminde var. Hayvanlar aleminde var. Canlıları ökaryot. Hepsi yani dört alemde olan bir özellik diyebiliriz. Boşaltım organı olarak böbrek bulundurmaya baktığımız zaman sadece memelilerde, hayvanlar aleminde, omurgalılar şubesindeki canlılarda bulunuyor. Pardon özür dilerim. Omurgalılar şubesinde bulunuyor. Bu da bir şube diyebiliriz. Kaslı diyaframa sahip olmaya baktığımız zaman sadece hayvanlar aleminde, omurgalıların memeliler şubesinde sınıfı kaslı diyaframa sahip. Dolayısıyla sadece bir sınıfta vardır diyebiliriz. Plasenta oluşturmaya ise baktığımız zaman omurgalar şubesinde memeliler sınıfının plasentalılar takımında bulunacak. Dolayısıyla bir takımda vardır diyebiliriz. Adam bize ne söylemişti? Tür sayısına göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı. Tabii ki alemlerin olduğu yerde çok daha fazla tür vardır. O zaman bir büyüktür, iki büyüktür çünkü bir şube. Onun sonra sınıf, sonra takım şeklinde geliyor. Dolayısıyla basamakları düşündüğümüz zaman 1, 2, 3, 4 yani Adana seçeneği oluyor cevap. Bakteriler aleminde görülen
çürükçü bilmem ne protesto alemi, aleminde yer alan cıvık mantarları da görülebilir demiş. Bir kere cıvık mantarlar mantar değildir. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bu çok kıl bir şey. Cıvık mantarlar mantar değil. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bunu unutmayalım. Çünkü adı da üstünde mantar diyor ama mantar değil. Mantarlar gibi çeperleri olmayan çepersiz canlılardır. Bir de şunu unutmayalım. Çürük cıvık mantarlar çürükçü olarak beslenebiliyor. Mesela çürükçü olarak beslenebilirler. Doğru. Doğru bir ifade bu. Gelişmiş enzim sistemleri sayesinde hücre dışı sindirim yaparak organik atıkları ve ölü canlıları sindirip monomerlerini hücre içine alabiliyorlar bunlar. Hücre duvarına sahip olmaya baktığımız zaman cıvık mantarın hücre duvarı yok. Böyle bir şey ne yazık ki yok. Aktif olarak yer değiştirmeye baktığımız zaman cıvık mantarı amips hareketleriyle aktif olarak yer değiştirebilir. Yalancı ayaklarıyla falan filan. Plazmit adlı DNA parçalarını bulundurma plazmit sadece bakterilerde ve arkelerde bulunan cıvık mantarlarda bulunmayan bir şeydir. Dolayısıyla cevabımızın 1 ve 3 Bursa olması önemli. Canlılık canlılara ait. Özellikle hangileri virüslerde de gözlemlenebilir demiş. Virüslerde gözlemlenen özelliklere baktığımız zaman bir kere ATP üretme virüslerde metabolizma yok. Dolayısıyla bu nedenle ATP'ye de ihtiyaçları yok aslında ve ATP üretmezler diyoruz. Mutasyona uğrama evet olabilir çünkü DNA ve RNA bulundururlar ve bulundukları nükleik asit çevrenin etkisiyle ışık, sıcaklık bilmem ne mutasyona uğrayabilir. Doğru bir ifade. Enzim bulundurmaya baktığımız zaman kuyruk kısmında hücre içine girmek için kullandıkları enzimleri var aslında. Bu da doğru bir ifade. Fakat enzim sistemleri yok. Bu karıştırılmamalı. Bu da ayrı bir bilgi. Nükleik asit bulundurmaya baktığımız zaman tek çeşit nükleik asit bulundururlar. Ya DNA ya da RNA bulundururlar. Bu da olabilecek bir şey. O yüzden cevabımızın 2, 3, 4 yani Edirne olması önemli diyoruz. Şimdi sınava çalışırken yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi eğer konuları tekrar edeceksek şu konu başlıklarından hemen göstermek istiyorum. Bir kere ikinci üniteden bakabiliriz ama ben olsam hani ikinci ünitenin şuradaki test geçlerini yaparım. Ve takbiyoloji kitabımızda da yazılı var. Yazılı soruları var ikinci ünitemizde. İkinci ünitemizin sonunda hatta sayfa 115 ve 116'da yazılı sorularımız var. Aynı zamanda ÖSYM tarzı soruları yapmayın ama ALFL tekrarları testlerimiz takbiyolojide. Aynı zamanda işte ünite tekrar testlerimizi lütfen çözelim ikinci ünitenin sonunda. Sonrasında üçüncü üniteyi tekrar etmek için birazcık daha detaylı tekrar edelim çünkü üçüncü üniteden çok fazla soru çıkacak. Üçüncü ünitede canlılar dünyasında işte sayfa 146'dan başlayıp sonuna kadar kitabımızın sonuna kadar gelebilirsek süper olur. Çünkü zaten konuları neredeyse bitirdik. Virüslerin sebep olduğu hastalıklara belki gelmeyebiliriz ama mutlaka canlı alem memelilerin sonuna kadar gelelim. Sayfa 197'ye kadar gelelim. Buradaki renkli anlatımlarla birazcık daha motive olaraktan güzel bir şekilde çalışabiliriz inşallah diyoruz. Aynı zamanda TAK kitabımızda ise tabii buradaki ara kısımları yapabilirsiniz. TAK dörtlüleri falan filan yapabiliriz. Ama onun dışında ünite tekrar testlerimiz var. Ünite tekrar testlerimiz yanında ALFL tekrar testlerimiz var. ALFL'de FL soruları çok ağırlıklı onu da söylemek istiyorum. Aynı zamanda canlılar dünyasının sonunda sayfa 164 ve 165'te yazılı sorularımız var. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor diyoruz. O zaman ödüllü sorumuzu yapalım. Şimdi artık yazdığımız programımız bitti. Yazınızda başarılar. Ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım bakalım.